Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Öncelikle Kripto Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdiden tüm takipçilerimin bayramını kutluyorum. Umarım sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirirsiniz. Piyasamız yavaş yavaş yukarı doğru yükseleceğini, hatta bu yükseliş iğmelenmesinde ekstra hız kazanacağımızı ve Bitcoin'de rekorun geleceğini düşünüyorum. Neden böyle düşündüğümü sizlere aktaracağım. Onun öncesinde videoyu beğenip yorum atarsanız çok ama çok mutlu olmuş olurum. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak sol tarafta görmüş olduğunuz yapı aşağı yönlü kırıldıktan sonra Bitcoin'de %50'lik bir düşüş görmüştük. Şurada görmüş olduğunuz destek bölgesi kırıldıktan sonra çok sert bir geri çekilme gördük. Şu anki yapıya baktığımızda tam tersi bir görüntü durumu söz konusu. Yani burada obomsu bir yapı varken alt tarafta görmüş olduğunuz yapı da tam tersi olarak bir toba yapısı arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz direnç bölgesini yukarı doğru kırmamız durumunda %50'lik bir yükseliş daha Bitcoin tarafında görebiliriz. Bu da bizlere 46 bin 48 bin dolar seviyelerini gösteriyor. Hedef olarak teknik hedefi 46 48 bin dolar seviyeleri olacağını düşünüyorum. Dikkat ederseniz şuradaki bu büyük düşüş öncesi 490 gün geçmiş. Alt tarafta görmüş olduğunuz toba yapısı da 406 günlük bir sancılı süreci bizlere gösterdi. Buradaki önemli olan kısım da bu zaten. Yani süreç uzun olduğu için bu tarafta işte mal dağıtımı olurken sol tarafta alt tarafta da tam tersi korku haberleriyle mal toplama dönemi yaşanıyor özellikle Bitcoin gibi arzı sabit ürünlerde bu olaylar gerçekleşiyor. İkinci yapıya baktığımızda şurada görmüş olduğunuz yapı durumunda artık yavaş yavaş mor çizgide bir dip çalışması yapmaya çalışıyoruz ve bu mor çizginin üzerine atmış durumdayız. Geçmiş yıllarda ortadaki mor çizgiyi kırdıktan sonra genelde Bitcoin de mavi çizgiye kadar bir yükseliş serüveni içerisine giriyor. O bölgede 55 bin dolarları bizlere gösteriyor. Buradaki görmüş olduğunuz analiz. Hatta bunun geçmiş yıllardaki e, birinci bölge burası. ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olarak karşımıza çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz mor kanal üzerinde hedefimizi maviye doğru. Yani 55 bin dolarlara doğru da bir e, değişik bir hal alabilir. Bu yükseliş serüveni devam edebilir. Diğer benzerlik yapımız 2015, 2019 ve 2023 yıllarındaki alt tarafta görmüş olduğunuz osilatörün sıfır çizgisini geçtikten sonraki gerçekleştirmiş olduğu yükselişi görüyorsunuz. Bakın 2015 yılında buradaki siyah çizgiyi geçiyoruz. Sıfır seviyesini yukarı doğru kırıyor bitcoin ve çok ciddi bir rally sezonu içerisine giriyor. 2019 yılında da buradaki siyah çizgiyi kırıyor ve ciddi bir yükseliş içerisine giriyor. Günümüzde de Buradaki siyah çizginin yukarı doğru kırıldığını gördük. Ciddi hacimde oldu ve artık buradan yavaş yavaş yukarı doğru bir hareketlenme içerisine gireceğimizi ben düşünüyorum. Son dakika haber olarak Fidelity Spot Bitcoin ETF başvurusu sunmaya hazırlandığını belirtti. Bu çok büyük bir haberdir. Bitcoin'de rally'yi başlatacak ETF haberleri hız kesmeden devam ediyor. Dünya devleri birbirleriyle adeta yarış içerisinde bu bize rally getirecek bir sonraki boğaz sezonunun alevlenmesini ateşleyecek temel haber niteliği taşıyan olumlu haberlerdir. Bu haberi de sizlere belirtmek istedim. Hong Kong kesinlikle geri adım atmıyor bazı altcoinlere de hazırlık verdiğini e, belirtti Bu altcoinleri Teker teker bakacak olursak bitcoin ethereum dışında arkadaşlar Bitcoin cash litecoin bnb matic ada atom fil Near, algo icp xrp doge dot e, Tron Ship link leo XMR xlm okb ldo hebar wet e, Quant Phantom e, eos gibi ürünlerin Artık hizmetini sunacak bu alt koyunları tutuyorsanız biraz daha rahat olabilirsiniz piyasa tekrar yukarı doğru bir yükseliş içerisine girdiği zaman bu ekranda görmüş olduğunuz alt koyunlarda ekstra bir canlanma görebiliriz biliyorsunuz delis haberleri gelmişti bu delis olacağı düşünülen alt ciddi bir kayıp görmüştük bu sefer tam tersi. Olumlu haberler geliyor. Hatta CZ de bunu Hong Kong ilerlemeye devam ediyor şeklinde retweet yaptı. 765 bin kişi tarafından da görüntülendi. Buradaki altcoin'lere gün geçtikçe piyasada olumluya doğru kayarsa güven gelecektir. Güven demek eşittir yükseliş demek ve o insanların daha fazla kullanıcıya hitap etmesi, yüksek hacimlerin dönmesi anlamını taşıyor. Bitcoin'de e, sizlere bir önceki canlı yayında, videomda 29.949 seviyesinin Fibonacci 2.41 desteği olduğunu ve bu destek seviyesinin çalışacağını belirtmiştim. Tam olarak oradan iki defa test ettik. İlk test etme noktamız şu bölge birinci test, ikinci test ve yukarı doğru bir yükseliş içerisine girdiğini şu an görüyoruz. Yukarılardaki en önemli direnç bölgemiz kısa vadiciler için 31.171 seviyesidir. Bu bölgenin kırılmasıyla beraber biraz yatay akümülasyon ve bir sonraki hedef bölgemize kısa vade 33.461 dolar seviyeleri olacağını düşünüyorum. Art tarafta görmüş olduğunuz e, tarafında tarafınız bir al sinyali yok ama giderek histogram bunların küçüldüğünü görüyoruz. Buradan gelebilecek bir al sinyalinin etkisinin de kalıcı olacağını ve uzun soluklu yeni bir yükseliş yapısı içerisinde piyasayı sokacağını ben düşünüyorum. E, günlük anlamda bakacak olursak evet biraz osilatörler şişmiş durumda. Ancak şunu da eklemek istiyorum. Rally dönemlerinde osilatörler şişer, şiştikçe şişer ve bunu gören insanlar yükseldikçe short açmaya başlar. Ancak bu yükseliş hemen e, durmaz. Herkesi patlattıktan sonra düzeltme yapar. O yüzden mutlaka mutlaka işte çok yükseldi, osilatörler şişti e, düşüncesine kapılıp hemen kısa vade short açmak çok ama çok riskli olacaktır diye ben düşünüyorum. Aynı zamanda haftalık anlamda maddi tarafında bir al sinyali geldi. Haftalık çok güzel duruyor arkadaşlar ve bu kadar yükselişte ısrarcı olmamın en büyük etkenlerinden bir tanesi de USDT dominansındaki görüntüdür. USDT dominansı şurada görmüş olduğunuz gibi çok sert bir şekilde bir önceki hafta satış yedi. Onun tepkisini de biz verdik. Biz burada tepki verirken ne oldu? Bitcoin'de ufak bir geri çekilme ufak bir düzeltme hareketi gerçekleşmiş oldu. Ancak burada görmüş olduğumuz görüntü bana hiç ama hiç pozitif bir görüntü yapısı uyandırmıyor. Günlük, haftalık her an sat sinyali gelebilir. Haftalıkta Bitcoin grafiği bu şekildeyken, altcoin dominansındaki grafik yapısı da bu durumdayken ben piyasada pozitif beklentilerimi bu sebepten kaynaklı olarak koruyorum ve korumaya da devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bu yapının aşağı kırılma ihtimali çok ama çok kuvvetli olarak karşımıza çıkıyor. Bitcoin dominansı çok kritik bir direnç bölgesine yaklaşıyor. 53 ve 54 seviyeleri bu bölgelerden geri çekilme bekliyorum. Hatta Bitcoin tarihine baktığımızda, Bitcoin dominans tarihine baktığımızda genellikle EMA 55 seviyesinden geri çekildiğini ve o bölgenin üzerinde kalıcı olamadığını görmekteyiz. Eğer Bitcoin dominansı 54 seviyesinin üzerine kapanış yaparsa bu tarihte bir ilk olacak. Ve bunun ben gerçekleşme ihtimalini biraz zayıf görüyorum. O yüzden eğer bitcoin dominansı geçtiğimiz aylarda ve pardon gelecek aylarda 60 seviyelerini görecekse ilk olarak 53 ve 54 seviyesinden bence bir düzeltme yapması gerekiyor. Daha önce satış yemiş olduğu lokasyon bölgelerinde oldukça fazla yaklaştığını şu alt tarafta da görebilirsiniz osilatöre baktığımızda satış yemiş olduğu bölgelere yaklaştı ve aynı zamanda 53 ve 54 seviyelerine çok ama çok yaklaşmış durumda. İlk geri çekilme emayildi bu bölge. İkincisinde 55'e gidiyor. O bölgeden de geri çekiliyor ve alt koyunlar inanılmaz bir boğa başlıyor. Şu anda bu bölgeye çok yaklaştık. O yüzden bu taraflardan bir geri çekilme görürsek ben şaşırmam. Totali çok güzel gözüküyor. Totali yükseliyor arkadaşlar. Bu da alt bize bir pozitif bir sinyal olarak karşımıza çünkü bitcoin dominansı yükselirken total 3'ün de yükselmesi oldukça pozitiftir. Yani altcoinlerde bir istek biraz da o taraflara doğru yavaş yavaş kayma isteği uyandırır. İkili dip yapısı var double bottom görüntüsü var arkadaşlar. Bu taraflardan bir toparlanma görebiliriz. Aynı zamanda bu görüntüyü osiratörlerimiz de bize ciddi anlamda onaylıyor buradaki görüntüyü haftalık anlamda. Bu onayı da görüyoruz. Ethereum'da yükseliş bekliyorum. Dün bir sert bir satış geldi. Bunu hiç beklemiyordum ancak tekrar seri bir şekilde toparladı. Ethereum ben tekrar 2000 dolar seviyenin üzerine göreceğini düşünüyorum. Ve orta uzun vadede 2800 dolarlara doğru bir hedefim de var. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel düzeltmesini yaptı. Teknik anlamda güzel bir destek seviyesinden 1850 dolar seviyesinden desteğini aldı. Kafasını kaldırdı. Yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ethereum Bitcoin grafiğine baktığımızda Burada da daha önceki tepki vermiş olduğu bölgelere oldukça yaklaştığını görmekteyiz. Ve bu bölgelerden bakın şurada da mesela 15 Ekim 2021 tarihine tepki veriyor. Veya 25 Haziran 2021 tarihine tepki almış olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bu taraflardan bir toparlanma Ethereum tarafında da, Ethereum Bitcoin Partisi tarafında da görüp görebiliriz. Bunun yaşanma ihtimali de bana kuvvetli gelmekte. Ek olarak kendi sepetime eklemiş olduğum, Koygito projesini de sizlere tanıtmak istiyorum. Daha önce de sizlere bu proje hakkında bilgi vermiştim. Proje merkezi olmayan yapay zeka odaklı istikrarlı bir varlık manşetiyle karşımıza çıkıyor. Beni en çok etkileyen olay takımı. Takımında çok önemli isimler var. Eski işte Cardano adanın kurucuları var vesaire. Veya yapay zeka alanında kripto para piyasasında önemli ünvanlara sahip insanlar var olmasından kaynaklı bu proje radarıma e, aldığımı sizlere belirtmek istiyorum. Yapay zeka alanında yeni bir yükseliş dalgasının da ikinci bir bacağının da geleceğini varsayarsak bu projenin iyi noktalarda olduğunu düşünmek tabi Tabii bir yatırım tavsiyesi kapsamında bunları söylemiyorum. Siz de mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Tüm paranızla da alım yapın diye de kesinlikle söylemiyorum. Sadece işte bakiyenizin %5, %10'luk dilimleriyle bakabilirsiniz. Eğer proje sizin de aklınıza yatıyorsa sizde de yatırıma değer görüyorsanız tabii ki siz de bunun incelemesini mutlaka yapın. Ortakları da muazzam diyebileceğimiz önemli ortaklar var arkadaşlar. Bundan kaynaklı projenin ikinci bir yapay zeka dalgasının gelmesiyle İyi seviyelere ulaştığını e, görebiliriz ekip anlamında olsun ve sunmuş oldukları stabil e, stabilizasyonundan kaynaklı kendini yaratacak olacağı bu coin'den ve bu coin'in de diğer dolar endeksi olmayışından vesaire ve algoritma politikası fiyat koruyucu olması akıllı e, ve bu yapay zeka ürünü olmasından kaynaklı iyi noktalarda olabilir uzun süredir yatay bir akümülasyon evresinde arkadaşlar e, Koygeto projesi Maxi borsasında da listeli 40 -0 -0 40 seviyesinde işlem görüyor. E, bu proje ön satıştan da ben katılmıştım. Bakın görmüş olduğunuz gibi iki tane sağlıklı range var. Yukarıda 56 seviyesi hatta biraz daha aşağılar çekebilirsin. İşte 50 ile 40 arasında gidip geliyor. Güzel bir destek seviyesi var. 40 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirmiyor. Stop loss olarak belki 40 seviyelere bakılabilir. Gün kapanışı yaparsa işte kısa vadeli fikirlerden bahsetmiyorum. bu şekilde değerini korudukça ben yukarı doğru bir atak içerisine girme potansiyeli olduğunu düşünmektim. O yüzden radarımı aldım. Bunu da buradaki gelişmeleri sizler uzun bir süre gördüğüm kadarıyla belirtmeye de devam edeceğim. Çünkü sepetimi aldığım için bunu ekstra olarak eklemek istiyorum. Binance'de şu an işlem hacmi en yüksek olan altcoin'ler Bitcoin Cash'te inanılmaz bir hacim var. Bitcoin Cash bundan yaklaşık 11 ay önce beğendiğimi söylemiştim ve benim söylemiş olduğum seviyenin de üzerine çıktı. Yani 11 ay sabreden arkadaşlarımız şu an dolar bazında %50'lik karlara ulaştı. Onu eklemek istiyorum. Ripple'da hacimler var. Arbitrum'da yüksek hacimler var. Bu yüksek hacim altcoin'lere bir parantez açmak da gerekiyor. BNB, Pepe, Lina, Litecoin, Sol, Waves, Doge, Matic, Near, FTT... INCE, SUI, OP, Ethereum Classic, CFX, Phantom, e, ADA gibi ürünlerde, AVAX gibi ürünlerde yüksek hacim var. Liste bu şekilde uzuyor. Trend aramalarında Türkiye'de şu an en çok konuşulan Altcoin'leri bu şekilde e, görüyorsunuz. Türk yatırımcıların genellikle konuştuğu, yatırım yaptığı da aynı zamanda e, olabilir. E, Altcoin'ler e, şu an Türkiye trendlerinde bu şekilde karşımıza çıkıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar herkesin şimdiden erken bir şekilde Arife gününde bayramını kutluyorum. Sonra bayram günü izleyecek olan dostlarımızı da tekrardan iyi bayramlar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.